iyi öldürmüş, iyi yağmalamış. İyi de güzel kardeşim, birisini senin evine geliyor, saldırıyor veya da gizlice giriyor. Hani geceleyin gemileri karadan yürütmüş. Birileri geceleyin karadan damdan yürütüyor, senin evinin damından içeri giriyor. Ondan sonra fethediyor senin evi. Övünülecek tarafı mı var? İnanamıyorum ya. Ya bir örnek vereceksiniz bu gençlere. Hazer Fen Çelebi'yi verin. Bir işin mücadele veriyor. Bu adam nedir ya? Sadece kendi tahtı. İktidar. Halka reaya diyor. Umurunda değil. Halk onun için vergi toplayacağı bir şeyden ibaret. Koyunlardan ibaret. Sütünü emeceği koyunlar... Sütünü emeceği mi? Sütünü sağacağı ve gelince mezbaha kurban edeceği şeylerden ibaret. Çok konuştum ya. Onu bir izleyin. Veyahut da Bedrettin Şeyh Bedrettin'i örnek ver. Yani Osmanlı döneminde fazla örnek de bulamayız. Yani Şeyhül Şeytan örneği olmaz. Adam ağası da örnek olmaz. Kimi örnek vereceğiz? Mimar Sinan'a örnek ver. O adam da devşirme. Ama iyi, o zaman herkes bina yapıyormuş. Zaten Mimar Sinan'ın yaptığı camilerin benzerleri zaten Avrupa'da fena yapılmış. Güzel bir cami. Çok muhteşem bir mimar. Onun ötesinde Mimar Sinan birkaç kişiden başka bir örnek yok ya Osmanlı'da. Güzel, gayet tabii güzel şeyler olmuş ama Roma İmparatorluğu da çok uzun yaşadı. Uzun yaşaması iyi olduğuna değil de o...